Saadet Partisi bu seçimin yıldızlarından biri, ittifak formüllerinin tam ortasında duruyor. CHP ve İYİ Parti liderleriyle buluşmaya hazırlanıyor Genel Başkan Karamollaoğlu. Bugün ise yaptığı açıklamada bir kez daha 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü işaret etti. Aynen şu ifadeyi kullandı Gül için: başkaları için de bizim için de netice alabilecek, tercih edilebilir aday dedi. Hem Kılıçdaroğlu'yla, Sayın Kılıçdaroğlu'yla, hem İYİ Parti'yle, Meral Hanım'la mutlaka görüşeceğim. Kritik görüşmeler öncesinde yetkili kurullarını toplayacak, teşkilatların nabzını yoklayacak. İttifak görüşmelerinde kilit rol oynayan Saadet Partisi'nde seçim çalışmaları için düğmeye basıldı. Artık seçim satımı haline girdik. Bu yan baskın seçim, erken seçim falan değil. Karamollaoğlu erken seçim kararının ardından genel merkezde kurmaylarını topladı bugün. Genel idare kuruluyla il başkanlarını da hafta sonu için toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanı bir ara erken seçimi çok tehlikeli, gereksiz demişti. Şimdi onu tabii olduğu gibi bırakamaz bir yerde. Baskın yaptı ki aynı kelimeye gelmesin diye. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gündemde. Karamollaoğlu görüşeceğiz dedi, tercih edilebilir aday vurgusu yaptı. Abdullah Bey için de başkaları için de biz adayımızı neticeyi almak üzere göstereceğiz. Onun için biraz kamuoyu araştırmalarını, yoklamalarını hızlandıracağız. Milletin rahatlıkla tercih edebileceği bir adayın olması icap eder. Karamollaoğlu, İYİ Parti'den gelen ittifak mesajları için de memnun oluyoruz dedi. Hayırlara vesile olur inşallah. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla da buluşacak.